31'e kadar gelmiştik. Bugün 32'den devam ediyoruz. Allah gökleri ve yeri yaratan ve gökten su indirip onunla size rızık olarak türlü ürünler çıkarandır. Ve onun emriyle gemileri denize yüzmeleri için size emre amade kılandır. Irmakları da sizin için emre amade kılandır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah gökleri ve yeri yaratan ve gökten su indiren, indirip onunla size rızık olarak türlü ürünler çıkarandır. Ve onun emriyle gemileri denizde yüzmeleri için size emre amade kılandır. Irmakları da sizin için emre amade kılandır. Ben size soruyorum. Gemileri denizde yüzdürmeniz için size emrinize amade kılandır diyor. Gemileri Allah mı yaptı da gemileri yüzdüren diyor. Gemi diye bir şey mi vardı insanlık tarihinin başlangıcında? Şunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Enfal suresi 17. ayette ne diyordu? Okları siz atmadınız ama onları Allah attı. Onları siz öldürmediniz ama onları Allah öldürdü. Yani bu ifade insanların yaptığı bütün davranışlara da ben yaptım ifadesiyle, tabii ki müspet olanlara ben yaptım diyor, menfi olanlara ben yaptım demiyor. İşte müspet olanlara gemileri yapmayı, silah üretmeyi, hayvanlara binip atları efendim üretip çoğaltıp insanları yarışlarda kullanmayı, savaşlarda kullanmayı, hep bunları kendisi yaptığını söylüyor. Elbette Allah gökler ve yeri yaratan ve gökten su indiren, yani suyu indiren Allah değil mi? Efendim ırmakları, o suları indirip coşturan Allah değil mi? Onlarla bahçeleri sulamak, efendim türlü insanlar için denizlere akması, onların denizde insanları gemilere yapıp onları yükleri bir aylık, 10 aylık, 100 yıllık değişik ifadelerle uzaklıklardaki yerlere binlerce ton yükleri götürmesi Allah'ın hikmetlerindendir. Yani bunların hepsi Allah'ın verdiği imkanlarla bunlar yapılıyor. Allah bu imkanları vermese, bu maharetleri vermese insan bunları yapacak kabiliyette değildir. Onu anlatıyor. Eğer bir insan bir uçak yapabiliyorsa Allah'ın verdiği maharetle uçağı yapabiliyor. Eğer bir insan bir araba üretebiliyorsa Allah'ın verdiği imkanlarla hem malzemesi Allah'tan hem insanlara vermesi Allah'tan. Bu bilgileri Allah insanlara vermeseydi bunları insanlar nasıl yapacaktı? İşte hem peygamberlere hem mucitlere ilhamı Allah indiriyor. Bu çok önemli. Yani insanlar herhangi bir konuda çaba gösterip çalışıp performans gösterdiğinde, takıldığında bilmediği konuda aylarca yıllarca düşünüyor. O konuyla ilgili hiçbir yerden bilgi öğrenmese o bilgi insana ilham ediliyor. İşte bunu Allah bildirdiğinden dolayı bunları Allah yaptı diyor diye düşünüyorum. Yani Allah burada kendi koyduğu sisteme, nizama vurgu yapıyor. Zaten onun üzerimize güneşi doldurmasa, bize bu yapma kabiliyetini vermese kimse ne gemi yapabilir, ne başka bir şey yapabilir yani. Sonuçta
Yaptıklarımızı tamamen Allah'a borçluyuz. 33. Güneşi ve ayı hareketlerinde sürekli emrinize amade kılan, geceyi ve gündüzü de emrinize amade kılandır. Güneşi ve ayı hareketlerinde sürekli emrinize amade kılan diyor. Yani hani Bakara suresi 29. ayette yerde ve gökte canlı ve cansız ne varsa insanoğlunun emrine verdik ifadesi kullanılıyor. İşte burada insanoğlunun emrine vermesi, güneşin ve ayın insanların emrine amade kılınması neyi anlatıyor? İnsana secde ediyor. Nasıl secde ediyor? Işı ve ısı ve ışık vermese dünya hayatında ne canlı yaşar ne de insan yaşayabilir. Bütün canlılar, insanların hizmetine sunduğu bütün canlılar güneşin ve ayın hareketleriyle insanlar ihtiyaçlarını karşılıyor. Mesela iki takvim var. Birisi güneş yılı takvimi, birisi ay yılı takvimi. İşte güneşin ve ayın hareketlerinden bu takvimler üretilip, icat edilip insanlar bu takvimlerle hayatlarını sürdürüyorlar. Sürekli emrinize amade kılan, geceyi ve gündüzü de emrinize amade kılandır. Yani bütün bunlar insanların ihtiyacı için Allah yarattı ve insanlar bunu kullanıyor. Geceyi dinlenme, gündüzü de çalışma olarak kullanıyor. Olay bu. Şimdi hocam hani orada diyor ya Allah meleklere secde edin dedik. İblis hariç hepsi secde ettiler. Bakara suresi 34'te. Şimdi İblis hariç hepsi secde ettiler. Tabii ki İblis de secde etti de burada müteşabih bir anlatım var. Şimdi secde edenler güneş, ay, bütün melekler. Fakat koca koca tefsirciler tabii melek deyince kanatlı, nurani varlıklar anladıkları için Adem'e nasıl secde edecekler? Yani Adem oturacak, gelecek o nurani melekler. Bunlar bir de dişi genellikle. Hiç erkek meleklerle bahsetmiyorlar. Adem'e secde edecekler. Secde Allah'a yapılır diyorlar. Bu sefer bunu bir yere sıkıştıramadıkları için diyorlar ki buradaki secde emri Adem'e değil Adem için secde edin dedik. Şimdi ben soruyorum. Melekler ha Adem'e secde etmiş, ha Adem için secde etmiş. Ne fark eder? Ha Adem için o zaman Allah'a secde etmiş oluyorlar. Yani melekler şey yapmışlar, Adem için Allah'a secde etmişler. Sebep niye? Niye Adem için secde ediyorlar? Sebep niye yani? Yani bu iradesiz bir varlık. Onların mantığı üzerinden konuşuyorum. Evet. Nurani, günah işlemeyen. Nereye Adem için Allah'a eğiliyorlar, secde ediyorlar? Allah üstelik meleklere şöyle demiş oluyor onların mantığıyla. Hadi bakayım Adem için siz bana bir secde edin. Ben de Adem'e bir nimetler vereyim. Ya Allah kendi kendine böyle çadır tiyatrosu mu oynuyor? Aşağı. Şimdi burada... İşte melek kavramını düzgün anlamadıkları için nereye oturtacaklarını şaşırıyorlar. Burada meleklerin nurani varlıklar olduğunu tanımlıyor. Şimdi meleğin Kur'an'daki tarifine göre tarifi yapılmazsa meleklerin Adem'e secde etmesini anlayamazlar. İşte tutar da Adem'e meleklere secde etsin dedik. İfade bu. Fakat Allah için Adem'e secde etsin ifadesiyle anlatıyor. Ya inkar edenlere melekler secde etmiyor mu? Hem iman edenlere hem inkar edenlere melekler secde ediyor. Burada meleklerin secdesi nedir? Melekler ona yöneldiği zaman kendisinin ihtiyacı olan bilgilere kucak açması demek. Yani bir portakal ağacını incelediği zaman o portakal meyvesini nasıl verdiğini objektif olarak çapaklardan efendim ağacın kendisinden, dallarından, yapraklarından, çiçeklerinden meyvesine varıncaya kadar nasıl meyve verdiğini objektif olarak incelediği zaman o cevap veriyor. İşte o Allah'ın kodladığı bilgilerle hareket ettiğinden dolayı
melekler Adem'e secde ediyor. Yani o bilgileri, hani meleklere dedik ki Adem'e secde edin, bütün melekler secde etti. İblis secde edenlerden olmadı. Adem'e isimleri sayın dedik. Melekler dediler ki biz Allah'ım, biz sen bize ne bilgi vermişsen biz onu biliriz. Onun dışında bizim bilgimiz yok. İşte Adem'e isimleri sayın ifadesi kullanırken, yani Adem gibi siz bütün varlıkların dilini çözün, sırları çözün, teknoloji üretin dediği zaman onlar da Allah'ım biz sen bize ne bilgi vermişsen, ne bilgi kodlamışsan biz onun dışında bilgimiz yok. İşte o kodlanan bilgi ile hareket ettiğinden dolayı irade yok, akıl yok, seçenek yok. İşte sorumluluk da yok. Biz göklere, yere, dağlara o emaneti sunduk da onlar bu emaneti yüklenmekten kaçındılar, korkuya kapıldılar. İnsan ise bu emaneti yüklendi, ne zalimdir, ne cahildir ifadesiyle anlatıyor. Yani insan bu sorumluluğa aday ama insanların dışında hiçbir varlık bu sorumluluk yüklenmemiş, kendilerine kodlanmış olan bilgileri yerine getiriyor ve bunlarla da insanlara secde ediyor. İşte ben de dedim ki, yani eğer meleklerin Adem'e secdesi olmamış olsaydı insan ne nefes alabilir, ne adım atabilir, ne oturabilir, ne konuşabilir, ne elini kolunu hareket edebilir, hiçbir davranışta bulunamazlar. İşte dünya hayatında ister inkar etsin, ister iman etsin, bütün insanlar meleklerin Adem'e secdesiyle, insanlara secdesiyle hayatlarını idam ettirebiliyorlar. Olay bu değil mi? Eğer melekler olmasa insan yaşayamaz. İnsan diye bir varlık olmaz. İsmail Hocam, meleklerin Adem'e secde etmesiyle Adem'in için secde etmesinde bir fark var mı? Sorunuzu anlayamadım abi. Şey kesik geldi. Meleklerin Adem'e secde etmesiyle Adem için secde etmesinin arasında bir fark var mı? Bazı tefsirciler diyorlar ki bir fark yok. Allah'tan zaten secde edilmez. Buyur. Bir fark yok ki abi. Zaten meleklerin Adem'e secde etmesi varlığın, yani zerreden küreye olan, dünyada yaratılan her bir varlığın insanoğlunun emrine amade kılınması anlamındadır. Dolayısıyla bu secde etmesi, biz zaten bazı kavramları kendi şeyinden saptırdığımız için secde denince sadece belimizi, yüzümüzün yere yapışması olarak algılıyoruz. Öyle değil işte. Evet. Zaten Kur'an'daki kavramları tekrar Kur'an'ın kendi konteksi içinde değerlendirmek lazım ki onu Aziz Hocam iyi yakalamış. Onu inşallah işte onu yakalamaya çalışıyoruz. Estağfurullah İsmail Hocam. Yani burada meleklerin Adem'e secdetmesiyle Allah için melekler Adem'e secdettiler ifadesini kullanmak farklı şeyler diye düşünüyorum. Yani burada meleğin kendine kodlanmış olan bilgilerini çözmekle insan dünya yaşamındaki hal ve hareketlerini bütün meleklerin hizmetiyle ortaya koyuyorlar. Başka türlüsü yok. Hani bir ayette de diyordu ya, yani iblis secde edenlerden olmadı. Bu neyi anlatıyor? Eğer insan ergenlik yaşına gelinceye kadar bir melekse, o ergenlik yaşına geldikten sonra iblisin yüklenmesiyle, iblis meleklerden insanı ayıran özellik neydi? Rabbani yoldan sapışıydı. İşte melekler Allah'ın kodladığı bilgilerle hareket ediyor. Kesinlikle Allah'ın emrine muhalefet etmiyorlar. Ama iblis insana yüklenince, yani yasak ağaç insana sunulunca, insan
iki tekli sunucu bir varlık haline dönüşüyor. Yani ergenlik yaşına kadar tek tekli sunucu bir varlıkla karşı karşıyaydı. Ama ergenlik yaşına gelince hem takva yönünden hem de iblisten kaynaklanan teklifle insan iki seçenekli bir varlık haline geliyor. İşte o zaman Rabbani yoldan yaratılışta verdiği sözden caymaya başlıyor. Ve çoğunluk da caydığından dolayı siz çoğunluğa uyarsanız çoğunluk sizi saptırır diyor. Yani. Hocam. Evet. Evet. Araya girdim ama özür diliyorum. Yok yok, buyurun. Şimdi buyurun. Burada bir kafa burcuyla bir mesele daha var. Mesela zaten iblisin görevi de insanı doğru yoldan saptırmak değil midir? Tabii ki. Kendisine o görev verilmemiş midir? Sonuçta yine bu da Allah'a secde etmiyor mu? O da secde. Sürekli onu diyoruz hocam ya. Yani iblis de kendine kodlanan bilginin dışında hareket etmiyor. Eğer iblis olmasaydı insan olmazdı. Yani insan olmasa da Allah'ın muhatap alacağı bir varlık olmazdı. İşte iblis insana yüklenince insan iki seçenekli bir varlık halinde hem Rabbani yolda Allah'ın emirleri doğrultusunda hareket etmeye meyilli hem de gayri Rabbani yola iblisin teklifleriyle Rabbani yoldan sapma eğilimli bir varlık haline dönüşüyor. İşte denenme bu zaman başlıyor. Ben şu ayeti anlamak adına sordum hocam. Hani diyor ya ayette bütün melekler Adem'e secde etti illa iblis diyor. İblis etmedi diyor ya. Evet. O anlamda sordum. Yani iblis secde diyor ama iblisin secdesini Allah kabul etmiyor. Farklıydı. Aynen şu Adem'in iki oğlu var ya, ondan bahsederken birinin kurbanı kabul edildi, birinin kurbanı kabul edilmedi diyor. Kurbanı kabul edilmeyen ben seni öldüreceğim diyor. Yani kurbanı kabul edilen Müslüman, kurbanı kabul edilmeyen Müslüman olmayan. Hani Allah yine başka ayetlerde diyordu ya, inkar edenlerin yapmış oldukları infaklar kesinlikle Allah katında kabul görmeyecek. Onların yapmış oldukları ameller dağdaki bir toprağın sağanak yağmur karşısında kaybolup gittiği gibi kaybolup gidecek diyor. İşte ahiret aleminde onlara kesinlikle bir yararı olmayacak diyor. Yürek acısı olacak diyor. Allah iblisin secdesine bunun zararlı olduğunu, bunun bizim yararımıza olmadığını bildirmek için mi bütün melekler secde etti, iblis hariç diyor. Tabii ki. Yani iblisin secdesi senin yararına olmaz. Herhalde burada bunu vurgulamak için böyle bir... Tabii ki. Yani iblisin teklifleriyle hareket edenlere Kur'an, Rabbani yoldan sapan insanlar diyor. Zaten iblisle insan birleşirse cin oluyor. Takva ile insan birleşirse, bütünleşirse Müslüman oluyor. Bunu hiç akıldan çıkarmamak gerekiyor. Yani nasıl şekerle su birleştiği zaman şeker ve su diyemiyorsan, şekerli su veya şerbet diyorsan, iblisle insan birleşirse ona iblisle diyemiyorsun, insanla diyemiyorsun, cin diyorsun. Kur'an buna ayrı bir sıfat yüklüyor. Bunu kavradığın zaman Kur'an'da cinlerle ilgili, iblisle ilgili, efendim Rabbani yoldan sapanla, Rabbani yolda olanla hepsini ayetlerde geçtiği şekilde rahatlıkla anlayabilirsin diye düşünüyorum. Size her istediğiniz şeyi verdi. Eğer Allah'ın nimetini saymaya kalkışırsanız onu sayıp bitirmeye güç yetiremezsiniz. Gerçek şu ki İnsan pek zalimdir, pek nankördür. Size her istediğiniz şeyi verdi. Yani insanlar ne istedi ki onu bulamadı. Yani ne isterse evlenmek istiyor, veriyor. Efendim elma istiyor, veriyor. Portakal istiyor, veriyor. Muz istiyor, veriyor. Efendim armut istiyor, veriyor. Et istiyor, hayvan veriyor. Efendim binecek istiyor, binecek hayvan veriyor. Yük taşıyacak deve veriyor. Efendim her türlü insanların ihtiyacı olan şeyler veriyor. Bununla da yetinmiyor. Hani
bir ayette diyor ki, yani size hayvanlardan yarış atları verdik ve sizin bilmediğiniz daha nice şeyler. İşte insanlar bir taraftan evrendeki madenleri çözerek onların dilini objektif olarak algıladıkları zaman araba üretiyorlar, uçak üretiyorlar, gemi üretiyorlar, tren üretiyorlar. Efendim aklına ne kadar gelirse insanların dünya hayatında yararlanabilecek bütün şeyleri üretiyorlar. Bunun yanında aynı eşyadan, aynı madenlerden insanlara zarar verecek şeyleri de üretiyorlar. İşte bunun Allah da diyor ki kesinlikle insanlara zarar verecek olan şeyleri yapmayın. Onları bunun için kullanmayın. İnsanlara yararlı olan şeyleri yapın, üretin ifadesiyle Kur'an anlatıyor. Hani bir ayette inkar edenler iş başına geldi mi ekini ve nesli yok ederler diyor. Burada size her istediğiniz şeyi verdi, bunları verdi. Eğer Allah'ın nimetini saymaya kalkışsanız onu sayıp bitirmeye güç yetiremezsiniz. Hangi bir şeyi sayabileceksiniz? Aynı şunun gibi. Yani Allah'ın ilmi denizdeki mürekkeplerin ve ağaç, denizler mürekkep olsa, ağaçlar kalem olsa o mürekkep denizler biter, ağaçlar biter ama Allah'ın ilmi bitmez. Bu anlamda kullanıyor. Gerçek şu ki insan pek zalimdir, pek nankördür. Yani bu kadar verdiği nimetlere karşılık her istediğini Allah yerine getirmesine karşılık Allah'ı inkar ediyor, Allah'a şükretmiyor. Allah'ı kabul etmek demek, Allah'ın Rabbini kabul etmek demek değil. Allah'ı kabul etmek demek kesinlikle deistlerin ortaya koyduğu, onlara sorsan gökleri ve yeri kim yarattı desen Allah derler, sizi kim yarattı desen Allah derler, nasıl da çevriliyorlar. Yani Allah evrene bir çeki düzen koymuş, mükemmel bir yaratılışla yaratmış ama Allah bize peygamber göndermez, kitap göndermez, ahiret alemi diye bir şey yok. Biz dünya hayatında yaşarız, ölürüz, tekrar diriltilecekteyiz diyorlar. İşte Allah'ın Rabliğini kabul etmemek, Allah'ı kabul etmekten farklı bir şey. Allah'ın Rabliğini kabul etmekle insan doğru bir yolda Allah'ın tarif ettiği vahiyler çerçevesinde ancak yürüyebilir, doğru istikameti anlayabilir, kabullenebilir. Mesaj veriyor. Hani İbrahim şöyle demişti: Rabbim bu şehri güvenli kıl, beni ve çocuklarımı putlara kulluk etmekten uzak tut. Hani İbrahim şöyle demişti: Rabbim bu şehri güvenli kıl. Ne demek güvenli kıl? Hani İbrahim tek başına bir ümmetti diyor ya, yani bütün müşrikler yakınları, anası, babası, dedesi, ebesi, efendim kendisinden başka inanan, Rabbani yolda yürüyen bir tek insan yok. İşte İbrahim tek başına bir ümmetti derken onu anlatıyor. Öyle bir toplum içerisinden kendisini arındırıp kendisine verilen takva sesiyle evrendeki bütün varlıkları geceli gündüzlü arayıp inceleyerek onlar arasındaki bağı kurarak Allah göklerin ve yerin yaratıcısı olduğunu tespit edip Allah da onu peygamber seçiyor, Nebi Resul seçiyor. İşte o İsmail'le beraber Kabe'nin yani tevhidi, tevhid akidesinin doruk noktaya ulaştıran Kabe'nin sütunlarını inşa ederken ifadesi kullanıyor. İşte tevhid akidesinin temellerini atıyor. Güvenli kıl, beni ve çocuklarımı putlara kulluk etmekten uzak tut. Yani burada İbrahim'in isteği bu. Onunla bu isteğine karşılık da mücadelesini verdi. Allah da onu başarıya ulaştırdı. Hocam o zaman buradaki bu şehri güvenli kıl duasını nasıl anlamamız güvenli lazım? Kıl demesi... Biz de mi böyle dua edeceğiz? Mesela Rabbim Milas'ı güvenli kıl mı diyeceğim ben? Bizi güvenli kıl demesi aslında Allah'ın istediği şekilde
bütün Allah'ın o vahiyler çerçevesi dışındaki iblisin teklifleriyle ortaya çıkan putçuluğunu, efendim siyonizmini, kemalizmini, efendim komünizmini ne varsa hepsinden bizi uzak tut. Bizi Allah'ın koyduğu kurallara göre Allah'ın istediği şekilde bizim inanmamızı ve yaşamımızı sağla. İşte son nebi Resul'e senin gördüğün rüyayı doğruladık derken ona da bunu anlatıyordu. Yani bu şehri güvenli kıl ifadesini kullanırken bütün insanların, kurbanların ulaşacağı yer, kurbanlarınızın ulaşacağı yere kadar başlarınızı tıraş etmeyin ifadesi kullanırken de yani tevhid akidesinin doruk noktaya ulaşıncaya kadar o yoldan sapmadan, dik duruşunuzu bozmadan doğru bir istikametle yürüyün mesajı veriyor. O da aynı şey. Ali bir şey sormuş diyor herhalde. Buyur Ali. Abi Allah'ın bu şehri güvenli kıl derken bugüne bu ayet getirdiğimizde eğer bu dua kabul olunmuş bir dua ise o şehirde enflasyon olmaz. O şehirde insanlar sömürülmez. O şehirde insanlar köleleştirilmez. O şehirde adalet olur. Nasıl adalet? Vahyin adalet. Yani önceki derste de yani değinmiştik ya Allah insanı adaleti tesis etsin diye. Nasıl? Vahyin ilkeleriyle. Onun dışında adaleti tesis edemezsin. Dolayısıyla bir şehirde sorunlar malzumesiyle karşılaşıyorsak orada adalet de yoktur. Güvenlik de yoktur. Terör vardır. Huzur da yoktur. Hiç müspet hiçbir şey yoktur. Olması için çalışmak lazım ve düzeni sistemi değiştirmek lazım. Biraz ben bu ayet böyle anlıyorum. Ben de şöyle anlıyorum. Yani bu çok güzel dediğim Ali Baba. Yani Hazreti İbrahim döneminde Mescid-i Haram bütün putlardan temizlendi. Tevhid akidesi orada yerleşti. Hazreti İbrahim ölünce Hazreti İbrahim'den sonra son nebi Resul'e kadar da yine putlarla dolduruldu. İşte son nebi Resul de geldi, bütün putları o da temizledi. Son nebi Resul ölünce yine putlarla, şu anda putlarla doldu. Yani aslında Mescid-i Haram dediğimiz zaman Allah'ın evi oluyor. Allah'ın koyduğu yaşam biçimi, hayat tarzı, Allah'ın istediği şekilde söylenen ve yaşanan bir hayattan bahsediyor Allah. Allah'ın evi derken bunu anlatıyor. Yani Allah'ın istediği gibi söylem ve yaşamı buluşturan bir dinden bahsediyor Kur'an. Maalesef şu anda var mı böyle bir şey? Şu anda da yok. Yani insanlar bunu tesis ediyor hocam. Yani insanlar bunu tesis etmese de Allah bunu tesis etmiyor. Yani İbrahim bunu başardı. Bizim de başarmamızı istiyor Allah. Rabbim gerçekten onlar insanlardan birçoğunu şaşırtıp saptırdı. Bundan böyle kim bana uyarsa artık o bendendir. Kim bana isyan ederse elbette sen bağışlayansın, esirgeyensin. Rabbim gerçekten onlar insanlardan birçoğunu şaşırtıp saptırdı. Kim? O müşrikler. Hani babası, anası, dedesi, ebesi, yakınları ne varsa tek başına bir ümmet de diyor. Onlar saptırdı. Ve İbrahim orada tevhid akidesini yerleştirdi. Bundan böyle ben Allah'ın gönderdiği vahiylerle söylem ve eylemimi buluşturuyorum. Bundan böyle kim bana uyarsa bu şekilde şu anda kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş, kim peygambere itaat etmezse Allah'a itaat etmemiş olur ifadesiyle tıpatıp aynı. Artık o bendendir. Kim bana uyarsa artık o bendedir. Kim bana isyan ederse, yani kim peygamberi inkar ederse Allah'ı inkar etmiştir. Sen bağışlayansın, esirgeyensin. Burada bağışlayansın, esirgeyensin ifadesi kullanırken bağışlamayı, esirgemeyi yaratan Allah, kim esirgemeye ve bağışlanmaya kendini adapte eder, kendini tercihini kullanırsa Allah onu bağışlar. Allah onu esirger. Onu anlatıyor diye düşünüyorum. Rabbimiz gerçekten ben
Çocuklarımdan bir kısmını Beyt-i Haram yanında ekini olmayan bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz dost doğru namazı kılsınlar diye öyle yaptım. Böylelikle sen insanların bir kısmının kalplerini onlara ilgi duyar kıl ve onları bir takım ürünlerden rızıklandır. Olur ki şükrederler. Burada müteşabih bir anlatım sanatı var ama bakalım beraberce çözebilecek miyiz? Rabbimiz gerçekten ben çocuklarımdan bir kısmını Beyt-i Haram yanında yani Mescid-i Haram yanında ekini olmayan bir vadide yerleştirdim. Yani ne demek bu? Ekini olmayan derken bildiğimiz arpa, buğday, mısır anlamında mı ekin? Veya bağ bahçe anlamında mı ekin? Yoksa orada duyarlı bir insan topluluğu olmayan bir yere yerleştirdim. Kimse bu ilahi mesajdan haberi yok anlamında mı kullanıyor bunu? Hocam zaten Allah işin maddi şeyine vurgu yapmıyor. Mesela bunu nereden anlıyoruz? Hani İsra suresi 1'de bir gece kulunu Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya yürüten Allah'ın şanı yücedir diyordu ya bir kısım ayetlerimizi göstermek için. Mesela çevresini bereketli kıldığımız derken Mescid-i Aksa'nın orada da yani böyle işte hurmalar, meyveler, efendim türlü türlü şeyler değil. Vahyin, insanların vahye girdiğini, ilgi duyduğunu ve vahyin vahye göre bir yaşantının olduğu yere çevresini bereketlendirdiğimiz, bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya yürüten Allah'ın şanı yücedir diyor. Onun için burada da aynı şeyi söylediğini ben düşünüyorum. Aynen, çok güzel. Yani burada Beyt-i Haram yanında ekini olmayan, yani ilahi mesajdan haberi olmayan bir yere vadiye yerleştirdim diyor. Rabbimiz dosdoğru namazı kılsınlar diye, yani hep müşrik diyor zaten. Kavmi müşrik hepsi, anası, babası, yakınları hep müşrik. Öyle bir yere yerleştirdim. Böylelikle sen insanlardan bir kısmını kalplerini onlara ilgi duyar kıl ve onları bir takım ürünlerle rızıklandır. Umulur ki şükrederler. Yani burada hem dünyevi rızıktan bahsediyor, hem ilahi ahiret rızığından bahsediyor. Rızıklandır ki onlara bakarak diğer insanlardan onlar ibret alarak onlar da belki doğru yolu bulurlar, şükrederler ifadesiyle anlatıyor diye düşünüyorum. O zaman hani Kabe'ye güvenli belli diyorlar ya. Evet. İnsanlar orada güvenlidir diyorlar mesela. Onu insanlar fiziki bir güven olarak anlatıyorlar. Öyle yani Hac'taki bütün hacılar böyle anlatıyor. Halbuki burası şehir, güvenli belge. Vahyin yaşandığı belde olarak Allah nitelendiriyor. Yani fiziki olarak düşmanlardan korunulan bir yer değil. Evet. Şimdi zaten buradan şu mu ortaya çıkıyor? Çocuklarımdan bir kısmını diyor. Neden bir kısmını güvenli belleğe yerleştiriyor da bir kısmını yerleştirmiyor? Sebep niye? Çocuklarından bir kısmını derken kaç tane çocuğu varmıştı? Burada öyle diyor. Rabbimiz gerçekten ben çocuklarımdan bir kısmını Beyt-i Haram yanında ekini olmayan bir vadiye yerleştirdim. Bu ifade de hani Zekeriya peygamber ölüyor. Meryem çocuğu karnında, onu da alıp toplumdan uzaklaşarak o ilahi mesajdan ayrılmamak adına doğu tarafına bir yere, ıssız bir yere çekildi. Çocuğu orada doğurdu. Orada
onlardan uzak bir yerde ilahi mesajla onu eğitti. Belirli bir çağa gelince de Allah onu peygamber seçti. İşte buradaki ifadede de aynı o, yani ilahi mesaja duyarlı olmayan bir toplumdan uzaklaştırıyor Hazreti İbrahim. O toplumdan uzaklaşınca onlar belki hani kasabaya vardılar bir kulla Musa, bir yemek istediler. Bütün kasaba halkı yemek vermekten çekindiler. Ve dolayısıyla oradan uzaklaşıp giderlerken orada iki yetim çocuk buldular. Duvarları köhnemekte olduğu iki çocuk, yetim çocuk ifadesi kullanıyor. İşte o, onun duvarını yaptı. Ki hazinelerini kendileri, definelerini kendisi çıkarsın diye. Yani o müşrik bir toplumun içerisinde o hazineyi onlar unutturma çabasında idiler. Neredeyse bunu unutturacaklardı. O iki bir kul onları eğitti ve doğru bir yöne kanalize etti. O yaratılışta verdiği söze uygun bir yaşam biçimi, hayat tarzı tercih ettiler mesajıyla yorumluyordu. İşte Hazreti İbrahim'deki olay da aynen böyle. Hiç değişiklik yok. Yani onlar o ilahi mesajdan uzaklaşmış, yemeklerini, rızıklarını cehennem rızığı olarak temin eden bir toplumdan uzak bir yerde onları bıraktı ve onlar da bunu ilahi mesajı kendilerine verilmiş, o yaratılışta verdiği Rabbim Allah'tır sözünü, o defineyi kendisi çıkarsın diye böyle yaptık ifadesiyle anlatıyor diye düşünüyorum. İbrahim bir sistem kurmasının çabalarını burada Allah bize anlatıyor. Yani İbrahim bir nevi Nuh'un gemi yaptığı gibi gemisini yapıyor. Rabbimiz şüphesiz sen bizim saklı tuttuklarımızı da açığa vurduklarımızı da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şeye Allah'a gizli kalmaz. Hani Allah sizin saklı tuttuklarınızdan da gizli tuttuklarınızdan da hesaba çekecek. Bir ayette de diyordu ki siz açığa vurduklarınızdan da gizlediklerinizden de sizi sorumlu tutacak diyordu. Yani karar verip onu gizli tutsanız bile o kararınızdan dolayı sizi ondan hesaba çekecek diyordu. Yani kesinlikle hani ahiret aleminde de yerden bir dabbe çıkarırız. Onların kalbinden geçirdiklerini ve ertelediklerini, gizli tuttuklarını ve açığa vurduklarını ortaya koyan bir kamera kayıt sistemiyle anlatıyordu bunu. Onların inkar ettiklerini onlara söyler ifadesiyle anlatıyor. Yani Allah bir kişinin inkar ettiğini gizlese de, İnkar ettiğini açığa vursa da Allah net olarak bilir. İşte münafıkları Allah tek tek bilip peygamberi o münafıklara karşı duyarlı davranmaya davet ediyor. Rabbimiz şüphesiz sen bizim saklı tuttuklarımızı da açığa vurduklarımızı da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Yani bir yaprağın, bir ağacın üzerindeki düşen kuru ve yaş yaprak ondan izinsiz düşmez ifadesiyle anlatıyor olayı. Yani gaybın anahtarları onun elindedir. Kesinlikle onun bilmediği hiçbir şey yok ifadesiyle anlatıyor. Allah'a aittir ki o bana ihtiyarlığa rağmen İsmail'i ve İshak'ı armağan etti. Şüphesiz Rabbim gerçekten duayı işitendir. Hamd Allah'a aittir ki, yani hamd, övgü, sevgi, efendim, tesbih Allah'a aittir.
O bana ihtiyarlığa rağmen İsmail'i ve İshak'ı armağan etti. Ben şunu diyorum. Burada İsmail'i armağan etmesi bizzat Hazreti İbrahim'in oğlu. Ama İshak'ın oğlu olduğuna dair Kur'an'da ben bir ayet göremiyorum. Burada bir ayette de İshak'ı ve Yakub'u armağan ettik ifadesiyle anlatıyordu. Yani Hazreti İbrahim'i takip eden ve onun misyonunu devam ettiren anlamında kullandığı kanaatindeyim. İshak'ı ve Yakub'u armağan etti. Şüphesiz Rabbim gerçekten duayı işitendir. Yani sen isteğin ve arzunun fiille buluştuğu zaman Allah öyle bir duayı kabul ediyor. Yoksa Allah'ım benim oğlumu Müslüman et, efendim onu cehennem ateşinde yakma demeyle olmuyor. Senin oğlum Müslüman et dediğin zaman sen çabanla gayretinle oğlunu yetiştirirsen, oğlun da buna duyarlı olursa o zaman senin oğlun Allah duanı kabul etmiş, oğlun Müslüman olmuş olarak yanında bekler olduğunu görürsün ifadesiyle anlatıyor. Evet. Çünkü burada sadece sözlü duayla birçok şeyler hallolacak olsaydı, böyle bir şey olmuş olsaydı, bütün nebiler uğraşmazlardı. Otururlardı, dua ederlerdi. Geri kalanını da Allah hallederdi. Yapar bitirirdi ve bütün dünya gülük gülistanlık olurdu. Ama öyle olmamış. Fiille. Buradaki duayı Kur'an'ın anlattığı şekilde anlamamız lazım. Bizim gelenekten anladığımız şekilde değil. Tekli bir dua yok yani. Fiilsiz bir dua yok. Sen isteğin ve arzunun yerine gelmesi için mutlaka onu fiille buluşturman gerekiyor. Yoksa Allah böyle bir duayı kabul etmem diyor. Hani burada Alican, o zaman burada İbrahim böyle bir duayı niye yapıyor? Niye böyle bir şey söylüyor? Çünkü İbrahim pratiği yapması gerektiğini de biliyor. Yapmazsa olmayacağını da biliyor. O zaman oturup niye Allah'a böyle bir yakarışta bulunuyor veya böyle bir sözlü eylemde bulunuyor? Abi şey yani biliyor olması, sadece biliyor olması yetmez muhtemelen. Yani buna bunu Ali Can'ın da hani bunu bana da anlatması lazım şeyin, Kur'an'ın. Galiba böyle bir şey var orta şeyde, anlatışta. Yani benim de bu hissiyatı, bu motivasyonu, bu davayı anlamam, aynı motivasyona yönelmem, bizlerin de buna yönelmesi adına böyle bir duanın varlığını anlatıyor Allah diye düşünüyoruz. Ben de mesela biliyorum ama bence insanlar bunu gayretiyle, efendim söyleyeyim, çabasıyla ve tabii ki söylemleriyle bunu dile getirmeli, yapmalı, göstermeli. Yoksa sadece biliyor olmak yeterli değil. Bunu gösteriyor olmak da lazım. Bence bu anlatış da bir gösteriş şekli diye düşünüyorum. Yani bunu gösterme şekli diye düşünüyorum. Yani. İşte Allah, özür diliyorum, Allah hani Hazreti İbrahim rüyamda oğlum ben seni kurban ederek ettiğimi görüyorum ifadesi kullanıyor ya, işte bu kurban olayını İsmail'i ilahi mesajı anlatmak için bütün gayretini, bütün performansını ortaya koyduktan sonra İsmail böyle bir anlayışı kabul etti ve babasının duası da buydu zaten. Yoksa Allah'ım İsmail'i doğru yola armağan et, doğru yola götür demeyle olmuyor bu. İsmail'i kurban ediyor, kurban. Yani ilahi mesajı sen kabul ettiğin zaman seni öldürecekler. Bu ölüme rağmen sen bu Müslüman olmayı kabul ediyor musun dediği zaman Allah ben ne derse onu kabul ederim. Ölümü risk alarak ifadesi ne anlatıyor? O olayın bütün özeti bu işte. İbrahim'i kurban etme olayının özeti bu. İşte Nuh'un bir gemi yapma olayının bütün özeti iman edenleri ve salih amel işleyenleri
öyle bir inkar eden ve zulmeden toplumdan ayırıp onlara bir mekan, bir yer hizmet etme olayını, olayıyla onu özetliyor Nuh Tufanı'nı. Lut kavminin olayı da aynı. Hiç değişen bir şey yok. Son Nebi'nin, Resul'ün rüyasını da böyle anlatıyor. Bu çaba, gayret. Hani onlar dağın yamacındaydı. Siz ise yani vadinin Allah yolunda yürümenin yakın kenarındaydınız. Kervan ise sizin alt yanınızdaydı, yakınınızdaydı. İşte bunlarla çaba ve gayretle onlar diyor ki yani siz bütün kendi aranızda birleşip sözleşseydiniz böyle bir yerde birleşmeniz mümkün değildi. Allah sizi böyle birleştirdi ifadesiyle o Müslüman olanların ne kadar çaba ve gayret göstererek o Allah'ın gördüğü, Resul'ün gördüğü rüyayı doğrulamasına sebep oldular. Yardımcı oldular. Bunu anlatıyor Allah. Yani öyle İsmail, ey oğlum ey Allah'ım sen İsmail'i doğru yola getir. Böyle bir şey yok. Oradaki onun duası onun daha önceki İsmail hakkındaki yaptığı bütün çaba ve davranışlar onun duası oluyordu. Ona öğretileri onun duası oluyordu. Rabbim, beni namazımda sürekli kıl, soyumdan olanları da. Rabbimiz duamı kabul buyur. Rabbim, beni namazımda sürekli kıl, soyumdan olanları da, yani aynı soydan olanları, ne diyordu soyundan olanları? İsmail'i, İshak'ı, Yakub'u ifadesini kullanıyor. Burada onun oğlu anlamında değil, onun soyunu teşkil eden anlamında olanları da Rabbimiz duamı kabul buyur. Yani böyle bir yaşam biçimini ortaya koyan insanlar türet ifadesiyle onlar da yöneliyor. Allah da onları duasını kabul etmiş oluyor. Hani Allah dilediğimi saptırırım, dilediğimi hidayete getiririm derken gel kulum seni diliyorum, saptırıyorum, gel kulum seni diliyorum, hidayete getiriyorum anlamında değil. Gel kulum sana doğru yolu gösteriyorum. Sen bu doğru yolu kabul edersen Allah'ın koyduğu vahiyler çerçevesinde yaşamını, hayatını düzenlersen Allah seni hidayete erdirir. Sen yaşamını, hayatını Allah'ın koyduğu kurallar dışında hareket edersen Allah seni hidayete erdirmez, saptırır. İşte inanan insanların duası bu. Çaba ve gayretini gösteren insanların Allah duasına icabet ediyor. Yoksa hani Bakara suresi 186'da kullarım benim duama, bana dua ederlerse ben onların duasına icabet ederim. Onlar da benim çağrıma cevap versinler. İfadesiyle duanın söylem ve eylemi, eylemin buluşması anlamında olduğunu bilmek, anlamak gerekiyor. Rabbimiz, hesabın yapılacağı gün beni, anne babamı ve müminleri bağışla. Peki, Rabbimiz, hesabın yapılacağı ahiret aleminde gün beni, annemi, babamı ve müminleri bağışla. Hani İbrahim babasına bağışlama dilemişti de İbrahim'in babasının gerçekten kafir olduğu öğretilince, anlaşılınca İbrahim dua yapmaktan vazgeçti ifadesi kullanıyor. Bu duayı ne zaman yapmış olabilir İbrahim? İbrahim kendisine verilen bir söz dolayısıyla babasına dua etmişti ifadesi kullanır. İşte ne zaman ki İbrahim'in babası kafir olduğu, kendisine düşman, Allah'a düşman olduğu açıklanınca ya o kendi amellerini ortaya koyunca artık İbrahim bir daha babasına dua etmekten kaçındı. İşte bu o duadan önce bu yaptığı olması gerekir diye düşünüyorum.
Peki Hatice Hanım, burada Allah İbrahim Aleyhisselam'ın duasını niye kabul etmiyor? Tamam ey İbrahim, madem sen istedin, ben de hesap günü onları bağışladım demiyor. Çünkü dua neydi Tevfik abi? İnsanın çaba ve gayretiydi. Kendi tercihiydi dua aslında. Tercih ettiği yönde çabasıydı. Sonuçta Allah da hayata müdahale etmediğine göre İbrahim'in duası, yani onun isteği bu, kalben isteği bu. Fakat babası İbrahim'in gittiği yolda gitmiyor. Putlarına tapmaya devam ettiği için kendi tercihi babasının. Yani babası hayrına değil de şerrine dua etmiş.